İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın kararı. Meteorolojiden Batı Ermenistan'ın 9 ili için uyarı. Seninle yalnız kaldık Tanrım. Dadivank'ın din adamları Ermeni hacıları bekliyor. Avrupa Nostra ve Avrupa Arkeologlar Birliği Arsak'taki kültürel mirasın korunması çağrısında bulundu. Suriye ve Irak'taki ABD askeri üsleri saldırıya uğradı. İran'daki Ermeni Sur Tadeus Manastırı'na sanal ziyaret için bir fırsat yaratıldı. Batı Ermenistan'ın Antep Arkeoloji Müzesi'nde 3700 yıllık şarap testisi sergilenecek. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kararı No 89 7 Temmuz 2021 Batı Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Mirası Bakanı'nın atanması hakkında Devlet Başkanı. Anayasanın 76-13. maddesini dikkate alarak, Anayasanın 77. maddesini dikkate alarak. Kararname. Madde 1. Rafik Ortoşan'ın Batı Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Mirası Bakanı olarak atanması. Madde 2. Bu karar Batı Ermenistan Cumhuriyeti Resmi Bülteninde yayınlanacak. Karin 7 Temmuz 2021 Armenak Avrahamyan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan birkaç gündür şiddetli yağışa teslim. Meteorolojiden yapılan son bilgilendirmeye göre kuvvetli yağışların Batı Ermenistan'ın birkaç bölgesinde bugün de etkili olması bekleniyor. Ülkeyi felç eden sağanak yağışlar ülkeyi terk etmiyor. Kuvvetli yağışlar sonucu bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş zarara uğradı. Artsakh'ın Dadivank Manastırı'nda 6 Ermeni papaz tecrit edilmiş durumda. Bölgede birkaç düzine Rus barış gücü ile yüzlerce Azeri var. Papaz Atanas, en çok hacılara ihtiyacımız var diyor. Nisan ayının sonundan bu yana Azerbaycan tarafı Dadivank'ı Ermeniler için kapattı. Bundan önce pazar günleri sınırlı sayıda Ermeni hacının dua etmek ve ayinlere katılmak için manastıra gelmesine izin veriliyordu. Azeriler önce Tagavarak Covid salgını bahanesiyle ardından Tartar Nehri'nin taştığını ve yolun çöktüğünü iddia ederek manastırı Ermenilere kapattı. Artsakh Piskoposu Vırtanes'in dediğine göre Azeriler Artsakh topraklarında bir kutsal mekanları olduğunu, girip çıkmaları gerektiğini ifade ettikleri yeni düşünceler üretiyorlar. Azeriler daha önce hiç görülmemiş, mevcut olmayan kutsal mekana yaklaşmak için 1,5 kilometrelik bir yol inşa ediyor. İzolasyon ve ziyaretçi olmamasının zorluğu bir yana, Dadivank'taki koşullar da zorlu. Sürekli elektrik ve telefon iletişimi yok. Yiyecek konusuna gelince, Eçmiadzin Anakatedrali ve Artsakh Piskoposluğu barış gücü aracılığıyla gıda gönderebiliyor. Europa Nostra ve Avrupa Arkeologlar Birliği, Artsakh toprakları ve yakın bölgesinin zengin kültürünün bütünlüğünün ve çeşitliliğinin kapsamlı bir şekilde korunmasına ilişkin ortak bir bildiri yayınladı. Europa Nostra ile Avrupa Arkeologlar Birliği ortak bildirisinden alıntı. Kültürel mirasın teşviki ve korunmasına adanmış ve ayrıca Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve UNESCO ile yakın çalışan Avrupa Miras İttifakı'nın aktif üyeleri olan iki büyük Avrupa Sivil Toplum Örgütü'nün temsilcileri, Europa Nostra ve Avrupa Arkeologlar Birliği, bölgenin ve bir bütün olarak Avrupa'nın çok kültürlü bir alanı olarak Kafkasya bölgesinin zengin kültürel mirasının bütünlüğünün ve çeşitliliğinin kapsamlı bir şekilde korunmasına olan bağlılığımızı yineliyoruz. Kafkasya'da özellikle uluslararası düzeyde tanınan Artsakh Dağlı Karabağ bölgesi ve çevresinde gelişen kültürlerden herhangi birine yönelik çatışma veya saygısızlık sonucunda meydana gelen kültürel miras alanlarına yönelik her türlü zararı, yıkımı veya çarpıtmayı kınıyoruz ve bunun için üzüntü duyuyoruz. Bir dizi uluslararası ve Avrupa bölgesine dayanarak bu tür eylemlerin açıkça kabul edilemez ve yasa dışı olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Güvenlik kaynakları Meyadin Uydu Televizyon İstasyonu'na Irak sınırına yakın Suriye'deki Omar petrol sahasındaki ABD askeri üslerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini aktardı. Suriye Demokratik Güçleri Basın Bürosu Müdürü Farhat Şam ise şu ifadeleri kullandı.
IŞİD'e karşı öncü güçlerimiz ve Derzor'daki Omar Madeni'nin bulunduğu bölgede uluslararası güçler insansız hava araçlarının saldırılarını önledi. Ön bilgilere göre saldırılar başarısız oldu ve herhangi bir hasar bildirilmedi. Kaynaklar birkaç gün önce Meyadin'e Suriye'de Amerikan, İngiliz ve Fransız birliklerinin konuşlandığı bir ABD askeri üssünde bilinmeyen 4 patlamanın duyulduğunu söyledi. Kaynaklar ayrıca Meyadin'e Irak'ın batısındaki Anbar ilinde ABD'nin Ayn Esad hava üssüne roket saldırısı nedeniyle 4 patlama duyulduğunu belirttiler. Uluslararası ittifaka göre 14 füze Ayn Esad askeri üssü ve çevresini hedef aldı. İlk bilgilere göre 3 kişi hafif yaralandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı Atırbatakan eyaletinin Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Genel Müdürü Jalil Jabari tarafından yapılan açıklamaya göre İran'daki Ermeni Surp Tadeus Manastırı'na sanal ziyaret için bir fırsat yaratıldı. Sanal tur Ermenice, İngilizce ve Farsça'nın da aralarında bulunduğu 5 dilde hazırlandı. Surp Tadeus Manastırı, Kuzey İran'da bulunan bir Ermeni manastırı kompleksidir. 4. 6. yüzyıllarda inşa edilmiştir. Surp Stepanos ve Zorzor manastırları ile birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde İran'daki Ermeni kiliseleri adı altında kayıtlıdır. Batı Ermenistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermeni kültürüne verdiği desteği saygıyla karşılamaktadır. Batı Ermenistan'daki Karkamış Antik Kenti'nde yapılan kazılar sonucunda gülen emojilere benzeyen resimler bulunan 3700 yıllık şarap kabı Aintep Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Karkamış Antik Kenti dünyanın en önemli antik şehirlerinden biridir. Önemli örneklerin bulunduğu kentin kazı çalışmalarını Profesör Doktor Nicola Marchetti yönetmektedir. Çıkarılan örneklerin arasında ayrıca üzerinde gülümseme ifadesi bulunan bir su testisi de bulunmaktadır. Tek kutlu testinin pişmiş kilden Orta Bronz Çağı'na ait ve 3700 yıl önce imal edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Bu dünyadaki ilk gülen emojili buluntudur. Bu buluntu bir kez daha Batı Ermenistan'da tarihin ne kadar eski ve kültürünün ne kadar zengin olduğunu kanıtlıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Kantasar adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Aghe Argank adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.